Esnafımıza tabii ki zarar olacak. Biz daha evvel böyle bir şey olduğunda, böyle bir dedikodular çıktığında, üniversiteden iki tane temsilci geldi. Biz olmazsa olmaz, böyle bir şey kalkışmayın, üniversitenin içine şey olmaz, A101 olmaz, esnafın görüşlerini alın, esnafla birebir iç içe olun demiştik. Biz üniversite çocuklarını, biz değişik bir para makinesi gibi falan görmüyoruz ama Kırşehir esnafından üniversite iç içe olması lazım. O çocuklarla öğrencinin iç içe olması lazım. Fakat rektör beye bir sürü söylememize rağmen ihaleye çıktı. İhaleden sonra dedik ki bizi itiraz ettik ve kendisinden görüştük. Sayın rektörüm bak bu şeyi kaldırın. Kırşehir esnafının görüşlerini alın. İşte buradaki mükelleflerin hepsinin görüşlerini alın. Olmaz yanlış yapıyorsunuz dememize rağmen ve duydum ki işte bir hafta evvel de A101 açılmış. Bence yanlış yapıldı. Yani esnaf zor durumdayken bunlar yapılmaması lazım. Eğer büyük bir şehir, gros bir şehir olmuş olsa dediğiniz gibi olur bunlar ama Kırşehir küçük bir yer yani. Herkes birbirine bağlantılı, imece usulü geçiniyor ama esnafın görüşünü almadığı için biz de bir sürü itiraz etmemize rağmen ve bizim arkamızda da hiç kimse çıkıp da açıklama yapmadı bizden başka yani. Böyle yanlış yapıyorsun demedi. Demek ki bir yanlışlık bizde mi var, orada mı var ama biz hep geldiğimiz günden bu tarafa esnafın yanında olduk, yanında olmakta zorundayız. Esnaf olmazsa biz olmayız. Esnaf ekmeğini, aşını evine götürmesi lazım. Bakkal amcaların yaşaması lazım. İşte değişik terzisiydi, konfeksiyoncusuydu, ayakkabısıydı, işte değişik züccaciyesiydi, hepsi yaşaması lazım. Çünkü o A101'de, üç harflerde hepsi var. Bisiklet pompasına kadar satıyorlar. Şehir merkezinden diyoruz ki şehir merkezindeki bir A101 üç harflerin şehir dışına 20 kilometre dışına çıkması lazım. Çıkmazsa olmaz. Küçük esnaf zarar görüyor buradaki. Bunlar büyük mallar, büyük paraları var, büyük şeyler. Küçük esnafla uğraşıyorlar. Örneğin gidiyor bakkalda ekmek 2,5 lira, 2 lira 750 kuruş yahut da 2 lira kendileri fırıncılardan ekmeği ucuz alıyor, daha ucuza satıyor ve bunlarla rekabet edilmez. Rekabet etmemiz için 20 kilometre, 30 kilometre dışarı gidecek ve bakkal amcaların değişik bu işi yapan mükelleflerimizin yaşaması lazım ve ben apart bir yerde oturuyorum. Ya ben gidip A101'den, üç harflerden alışveriş yapacaksam, büyük marketlerden alışveriş yapacaksam 200 liralık oraya 20 lira, 30 lira mazot, benzin yakacağım. Onun için de altındaki bakkaldan, değişik züccaciyeden, değişik neyse onu alayım. Kafa kafaya gelir deyip bunların yaşaması lazım. Biz bunların mücadelesini veriyoruz ama Cumhurbaşkanımıza da bunu belirtiyoruz. Yani esnaf gerçekten zor durumda. Tamam devlet olaraktan büyük destekler verdiniz, şahsım ve teşkilat adına teşekkür ediyoruz ama zor durumlar yaşıyoruz. Bu pandemide %40 esnaf şeyini kaybetti yani, müşterisini kaybetti, zor durumlar yaşıyor. Biz ülke olaraktan Allah'ımıza şükrediyoruz, Allah'ımın gününe şükür. Biz devletimizin de yanındayız, hep yanında olduk, yanında olmaktan da zorunluyuz yani. Ama zor durumlar yaşıyoruz. Burada da değişik işte böyle çıkar menfaat üzerine gidip de A101 gibi üniversitenin içinde açılırsa bu öğrenci aşağı inmezse, esnafla birebir ilişkiler içinde olmazsa zor durumlar yaşıyor esnafımız yani. Üniversite açıldığında biz burada 40 gün 40 gece davul çaldırdık ve üniversitemiz açıldı diye 50 yıldır değişik hükümetlerin müracaat etmesi, değişik hükümetlerin işte üniversite için her yere başvurması ama bu üniversite AK Parti hükümetine nasip oldu. Biz devletimizin istikrardan yana olduğunu biliyoruz. Hep istikrardan yanayız ama yapılan burada değişik yönlerden menfaati çıkar için Kırşehir esnafını hiçe sayan Vektör Bey'i ve ekibini ben şahsım ve teşkilat olaraktan kınıyorum yani.